dua diyorum. Yüce Rabbimiz, gücü her şeye yeten Rab Allah'ımız, bir kez daha sana bugün için teşekkür ederiz. Ve biz şimdi bu diri yaşayan söze baktığımız zaman bu söz kutsal ruh aracılığıyla bizlerin iç varlığında hayat bulsun diye dua ediyorum. Ve bizi senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye dua ediyorum. Rabbistan'ın adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, slaytta bir soru var. En büyük kim? En büyük İsa Mesih. Öyle mi? Tamam. Peki kim haklı? Tabii ki İsa Mesih. Şimdi tekrar geriye gidelim. En büyük kim? Ama orada başka bir şey yazıyor. Tabii ki ben diyor. Evet. Kim haklı? Ama bunda da tabii ki ben diyor. Aslında bu bizim benliğimizden gelen bir ifadedir. Ve bu resimde geçen, yani az önceki resme baktığınız zaman oradaki resimde kim haklı ya da diğer soruda olduğu gibi, yani en büyük kim sorusuna bir cevap aradığımızda bir sahne var. Bu sahne İsa Mesih'in öğrencileriyle ilgilidir. Ve onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Luka bölümünde şöyle diyor, elinizdeki kitaplarda 1097. sayfada. Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim uğruma kabul eden beni kabul etmiş olur, beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur. Yani burada bir çocuk örneğini kullandı İsa Mesih. Kendi aralarında tartışan öğrencilerle ilgili olarak, yani en büyük kim diye tartışıyorlardı. Ama İsa bu çocuk örneğinden hareket ederek dedi ki, aranızda en küçük kim ise en büyük odur. Yani biz İsa Mesih'in öğretisine baktığımız zaman onun öğretisinde bir dünyevilik görmüyoruz. Ama dünyaya baktığımızda en büyük kim desek ben der. Ya da kim haklı? Tabii ki ben diyeceğiz, değil mi? Çünkü dünya böyle öğretiyor. Ama İsa Mesih farklı öğretiyor. Ve öğrencilerine kendisini de o şekilde, yani öğrettiği gibi davranmasını istiyor. En küçük olan nedir? Aranızda en büyük olacak diyor. Tabii ki bu hizmetle ilgili olduğu zaman daha da önem kazanıyor. Yani eğer hizmet edenleri düşündüğünüz zaman, eğer en büyük kim, yani kendime örnek vereyim, ben diyorsam, kim haklı ben diyorsam, böyle bir önder ister misiniz? İstemezsiniz, değil mi? Ve öyle bir önder ne yazık ki ne yapacak? Yani despot olacak her yönüyle. Ve sizler üzerinde egemenlik kurmaya çalışacak. Ya da hizmet ettiği arkadaşlarıyla öyle, hizmet ettiği takımla birlikte nedir? Alçak gönüllü değilse kendi haklılığını ispat etmek isteyecek. Yani kendi egosundan çıkanları ne yapacak? Kendisi egosunda olanları uygulamak isteyecek. Yani bu önemli bir konu. Ve eğer bir kişi hizmet ediyorsa ama alçak gönüllü değilse büyük problem var. Ve zaman zaman söylüyorum, yaptığım bir çalışma da var, hizmet temel çalışma diyorum. Orada karakter konuları içinde birinci sıraya yerleştirdiğim konu alçak gönüllüktür. Yani herkes farklı bir şey yerleştirebilir. Ama benim tercih ettiğim konu alçak gönüllüktür. Ve eğer bir kişi alçak gönüllü değilse, yani hizmet etmiyorsa bile, alçak gönüllü değilse bile gerçekten çok zordur bu bedenin içinde yer alması. Yani kilise İsa Mesih'in bedenidir. Alçak gönüllü değilse zordur. İmanlı olabilir. Yani İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcısı olarak kabul ettiyse, günahlarına karşılık İsa Mesih'in öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsa, tekrar geleceğine iman ediyorsa, evet, yürekte iman etmişse Hristiyandır. Ama benlikle ilgili konuları tam çözülmemiş olabilir. Ve böyle kişiler sadece dünyada değil, Rab'bin kilisesi, yani bedeni olan kilise içinde de
ne yazık ki zor oluyor. Ama aynı durum hizmet eden bir kişi için söz konusuysa durum daha da zor oluyor diye düşünüyorum. Ve yine zaman zaman söylediğim bir söz var. Eğer dertli olmak istiyorsanız alçak gönüllü olmayan bir kişiyi atarsınız diyorum. Yani hem hizmet edenler olarak hem de kilise olarak dertli olmak istiyorsanız alçak gönüllü olmayan bir kişiyi hizmete atarsınız. Ve bunun sonucunda da ne olacak? Yani herkes karılanacak. Evet, İsa Mesih bu dünyadaki gibi öğretmedi. Yuhanna 3. bölümü açalım. 1'den 17'ye kadar okuyacağım. Şöyle diyor, Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında İblis, Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı, sonra bir lehene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Mesih bunu yaptı. Ve biz bu ayetin devamında şunu da görüyoruz. İsa Mesih diyor ki benden gördüğünüz, öğrendiğiniz şeyi yaparsanız ne mutlu size. Ama İsa Mesih'in yaptığı bu davranış, yani ayak yıkama davranışı, o toplumda Yahudi olmayan bir köleye yaptırılan işti. Yani bir Yahudi bir başka Yahudinin ayaklarını da yıkamazdı. Ve Yahudi kölesi varsa bile Yahudi kölesine değil de başka bir köleye ayaklarını yıkatırdı. Yani hiç yapmayacakları bir işti. Şimdi İsa Mesih Kudüs'e doğru gidiyor ve bir evde yemek, Fısıh Bayramı'nda bir evde yemek yiyorlar. Öğrencilerle birlikte gelmişler. O sahneyi hatırlayabilirsiniz. Önceki bölümleri de, diğer İncil'in bölümlerini de düşünebilirsiniz. Yani orada fısıh yemeği yiyecekler. Herkes oturmuş ama ayak yıkayan yok. Yani ayak yıkayan bir kişi olsaydı İsa Mesih'in bu davranışı yapması için bir neden olmazdı. Ayak yıkayan bir şey yok. İsa Mesih orada bunu görüyor. Kalkıyor, öğrencilerinin ayaklarını yıkıyor. Sonra devam eden ayetlerde İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, ya Rab ayaklarımı sen mi yıkayacaksın dedi. Yani sen mi yıkayacaksın? Çünkü biliyor o toplumda bir Yahudi bir başka Yahudinin ayaklarını yıkamıyor. Hiç kimsenin yapmayacağı bir iş. Üstelik Rab olarak onu tanıyor. Mesih olarak tanıdı Petrus. Ayaklarımı sen mi yıkayacaksın diyor. İsa da çıkıp demiyor ki ben kimçinde işi yok bana kaldı. Ben de ne yapayım çıkıp da sizin ayaklarınızı yıkarım demiyor. Ama onlara gösteriyor, anlatmaya çalışıyor. Alçak gönüllülük örneği vermek istiyor. İsa şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. Yani Petrus ani çıkışlarından birini yine yaptı orada. Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. Neden? Çünkü bu Rab kurtarıcı olarak tanıdığı, Mesih olarak tanıdığı bir kişinin bu işi kesinlikle yapmaması gerektiğini düşünüyordu. İsa, yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. Bu ayete dikkat edin. Yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. Simon Petrus, ya Rab o halde yalnız ayaklarım değil, ellerim başımı da yıka. Yani o tatlı adam ne yapıyor? Coşuyor. Öyle coşkulu bir karakter özelliği var. Madem yıkıyorsun diyor, her hepsini yıka. Böyle, tam bir yıkanmış olayım diye düşünüyor. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Yani fazla abartmak gerekmiyor diyor. Ben ne yaptığımı biliyorum. Yani sen de ne yaptığımı anlıyorsan aslında bir problem yok demek istiyor İsa Mesih. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil diye devam ediyor. Ve sonra 12. ayette onların, yani öğrencilerin ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz diye sordu. Evet, şimdi ben bunu kiliseye sormak istiyorum. Siz gerçekten İsa Mesih'in ne yaptığını
Anlıyor musunuz? Yani şöyle bir kardeşinizin yüzüne, gözüne bakın. Buyurun. Evet. Evet, alçak gönüllülük gösteriyor. Ama aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Siz kardeşinizin ayağını yıkar mısınız? Ama bunu yıkamak fiziksel olarak bazen kolay olabilir. Örneğin Papa zaman zaman bunu yapıyor. Ve hatta bir yerde okudum, o profesyonel bir ayak yıkayıcısıdır diyor. Çünkü işi o, yani onu almış ve bu şekilde yapıyor. Yani onu yapıyor. Ben de yapabilirim. Yani hiç de sorun olmaz. Yapmam lazım zaten, yapmıyorsam. Yani yıkayabilirim. Yani bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama bunu doğru bir şekilde yapmayabilirim. Yani yürek tutumum doğru olmayabilir. Ama ayak yıkamak bazen fiziksel olarak daha kolay bir şeydir. Yani gerçekten de öyledir. Ama kardeşin için kendinden vazgeçebiliyor musun? Haklı olduğun durumda. Bu daha zor bir şey bence bazı durumlara göre. Evet, kendinden vazgeçmek. Kardeşin için. Haklı olduğun bir durumda. Evet, işte ayak yıkamak yani fiziksel bir şeydir. Ama onun arkasındaki arka plan nedir? Benim ezildiği, yok edildiği ama kardeşine hizmet ettiğin, ona değer verdiğin ve onu yücelttiğin bir eylem oluyor. Luka bölümünde okuduğum gibi, yani İsa Mesih ne diyor? En küçük olan en büyük olacak dedi. Eğer sen de ya da ben de en büyük olmak istiyorsam ne yapmam lazım? En küçük olmam lazım. İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman, çarmıha gerildiğinde ne yaptı? Bütün haklarını bırakarak o çarmıha gerildi. Eğer haklarını düşünseydi ki Rab olarak bırakması gerekmiyordu. Ama o bütün haklarını bıraktı. Ve sizden ricam, yani ilerleyen zamanda bu vaazdan aklınızda böyle küçük küçük birkaç parça kalırsa, evet bunu düşün. Yani haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir anda, evet İsa haklarını bıraktı ve çarmıha gerilmeyi kabul etti. Ben de kardeşimi kazanmak için haklarımı bırakmak ve ona itaat etmek istiyorum diyebilmelisiniz. Bunun için ne yapmak lazım? Evet, yani İsa'yı örnek almak ve onun yaptıklarına göre yapmaya çalışmak gerekiyor. Devam eden ayette, ayetler devam ediyor. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Ben ve Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Evet, İsa Mesih bunu söylüyor. Yani yıkamalısınız, yapmalısınız. Ritüel olarak değil, yani bunu yapmalısınız. Ayaklarınızı yıkamalısınız. Kendinizi o kadar çok alçaltmalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim, diyor. Evet, İsa ne oldu? Krizi fırsata çevirdi. Ayak yıkayacak hiç kimse yoktu. Gitti, evet, havlu aldı, beline doladı, suyu aldı ve öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Yani sizin benden hiçbir üstünlüğünüz yok, diyor. Sizi dünyaya gönderen, gönderecek olan benim. Yani böyle bir şey yok. Ama diyor, aranızda en küçük ben oldum. Ve bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Evet, bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Yani kardeşine efendi olmuyorsan ya da ona egemen olmak istemiyorsan, haklarını bırakabiliyorsan, evet ne mutlu sana, ne mutlu bana, diyor. Ve İsa Mesih dağdaki vaazının ilk başladığı yerde de bunu söylüyor. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara dediğinde, bu ruhta yoksul olmak kendinden vazgeçen insanlardır. Kendinden vazgeçebilen insanlardır ruhta yoksul olmak. Evet, ruhta yoksul olmak istiyorsak nedir? Kendimizden vazgeçmemiz lazım. İlerleyen yıllarda Petrus'un yazdığı mektup var ve ona bakacağız. Ve bu bölümde lütfen aklımızda tutalım. Bir karşılaştırma yapacağız bu bölümle ilgili olarak. Elinizdeki kutsal kitaplarda 1315. sayfadan başlıyor. Ve bu mektup yazıldığında Petrus artık ömrünün sonlarına geliyordu.
ve ölümünün yaklaştığını biliyordu ve kendisi idam edildi. Gelenekteki gelen bilgiye göre çarmıha ters olarak gerilerek idam edildi ve öldü. Evet. Şunu yazıyor İhtiyarlar ve Gençler başlığında. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün, zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Bunu kime söylüyor? Kilisede önderlik yapanlara, çobanlara, pastörlere, yani bunlara söylüyor. Gönüllü yapın diyor. Ve zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi yapın, içten yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan sürüye örnek olarak görev yapın. Size emanet edilenler dediği kimdir? Kilisedir. Evet, o zaman onlara egemenlik taslamadan, gönüllü, isteyerek gözetmenlik yapın diyor Petrus. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin sonsuz solmaz tacına kavuşacaksınız. Ve burada Petrus gençlere geçiyor. Şimdi ihtiyarlara konuştu. Yani önderlere konuştu. Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Evet, hepiniz birbirinize karşı nedir? Alçak gönüllülük kuşanın. İhtiyarlara bağımlı olun. Buradaki bağımlı olun sözcüğü Efesliler mektupta da geçiyor, eşler arasında kullanılıyor. Zincirin halkaları gibi özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmış anlamına geliyor. O zaman gençler siz ihtiyarlara yani önderlerinize bağımlı olun dediği zaman nedir? Böyle zincirin halkaları gibi ondan ayrılmayacak şekilde demek istiyor. Ve alçak gönüllüyü kuşanın. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere evet lütfeder. Yani aramızda en küçük olanın ödülü kimden gelecek? İsa'dan gelecek. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırıyor. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Şimdi Yuhanna bölümüne gidelim ve oradaki Petrus'la İsa Mesih'in diyaloğunu hatırlayalım. Nedir? Orada Petrus İsa Mesih'in bunu yapmasını istemedi ve kendisinin bunu yapacağını söyledi. Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın dedi. Yani sen mi yıkayacaksın? Bunu ben yapayım. Yani bırak. Ve sonra benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. Ama arada İsa'nın söylediği bir şey var. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın. Yuhanna 13. bölümde 7. ayette İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Tekrar Petrus'un mektubuna geldiğimiz zaman şimdi şu soruyu sormalıyız. Okuduğum bölümdeki ayetleri düşünüyorsanız. Petrus İsa'nın ayak yıkamasını anladı mı? Anlamadı mı? Anladı. Bu Petrus bölümünü bir daha okuyorum baştan. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın verdiği sürüyü güdün, zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenlere egemenlik taslamadan sürüye örnek çoban olarak, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacını alacaksınız. Yani sizi yüceltecek olan önderlere diyor bunu, çobanlara. Rabbin kendisidir. Ve burada Petrus yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum diyor oradakilere. Çok lütufkar bir şekilde konuşuyor. Değerli kardeşler,
Yani biz bu kutsal kitaptaki alçak gönüllülük örneğine baktığımız zaman, yani bizim hayatımızda olması gereken bir şeydir. Yani bu standart bir şey aslında. Bütün yani İslam Mesih'e iman edenler için alçak gönüllü olmak standart bir şeydir ve karakterle ilgili bir şeydir. Ama aynı zamanda bunun büyüyerek devam edeceğini, gelişeceğini de düşünüyoruz. Öyle görmemiz lazım. Petrus, İsa Mesih ayaklarını yıkadığında verdiği tepki farklıydı. Ama ömrünün sonlarına geldiğinde ve yaşlandığında tepkisi daha farklıydı. Kim bilir hangi deneyimleri yaşadı? Yani bilmiyoruz kutsal kitapta. Ama yaşadığı deneyimler ona İsa Mesih'in bu örneğini hatırlatıyordu. O benim ayaklarımı yıkadı. O kendi haklarından vazgeçti. Öyleyse biz de bir alçak gönüllülük olacaksa, bizde de bir alçak gönüllülük olacaksa, hizmetkarlar için söylüyorum. Eğer alçak gönüllü hizmetkar olacaksak, kendimizden vazgeçebilir miyiz? Ya da kendimizden nasıl vazgeçeriz? Ya da bunu daha çok nasıl öğrenebiliriz? Yani hepimizin vereceği bir cevap var diye düşünüyorum. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Evet Rab, ben de bir kez daha bu bölüme baktığım zaman özellikle yani halkın için dua ediyorum. Yani biz hizmetimiz ne olursa olsun alçak gönüllüyü öğrenmemiz gerekiyor. Yani ve bunu öğrenciysek, eğer İsa Mesih'in öğrencisiysem diyebiliyorsam alçak gönüllü olmayı öğrenmem gerekiyor ve bunun için de kendimden vazgeçmeyi öğrenmem gerekiyor. Kendimden vazgeçmediğim sürece alçak gönüllü olamam ve kendimden vazgeçmediğim sürece kimseyi sevemem. Evet, bunu biliyoruz. Ve bildiğimiz bu gerçeği uygulamak için bize yardımcı ol diye Rab İsa, senin isminde dua ediyorum ve amin diyorum.